Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben İngiliz ve TR Edmeni Onur Kalafat. Bugünkü dersimizde sizinle Simple Past Tense konu anlatımını yapacağız. Yani sizlere Simple Past Tense'i anlatacağım. Evet, kameramda gördüğünüz gibi arka planda güzel bir deniz manzarası. Bunun sebebi geçmişimizi hatırladığımızda, yani past geçmiş olayları hatırladığımızda hep böyle deniz, anılar vesaire aklımıza gelir. O yüzden böyle bir ne derler, romantik bir resim koyayım dedim arkama arkadaşlar. Evet, şimdi Simple Past Tense konu anlatımı. Evet, gelelim hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar, past tense İngilizce'deki iki zamandan bir tanesidir. Bu zamanlardan bir tanesi present tense, yani şu anki zaman, diğeri ise past tense'dir. Yani o da geçmiş zamandır. Evet. Pekala, bunu söyledikten sonra peki üçüncüsü nedir? Future'dur. Fakat future gelecek henüz olmadığı için bir zaman ve tense olarak düşünülmez arkadaşlar. Gelecek olmamıştır. Hatta böyle şöyle bir söz var. Yesterday has gone, tomorrow may never come. Dün geçti, yarın hiç olmayabilir. Today is a present, değil mi? Şu anımız bizim için bir hediye. Evet, present tense demiyoruz. Evet, simple past tense arkadaşlar. Geçmişte olmuş, bitmiş olaylardan bahsederken simple past tense kullanıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar, past tense, simple past tense basit geniş zaman, past continuous tense geçmişte devam eden olaylar, past perfect tense misli geçmiş zaman, past perfect continuous tense olarak da incelenebiliyor. Yani pardon, şimdi bu simple past tense olarak değil, sadece past tense dediğimiz zaman past zamanlar, yani geçmiş zamanlar dörde ayrılıyor. Bunlar neler? Basit geçmiş zaman, geçmişte devam eden olayları anlattığımız past continuous tense, past perfect tense misli geçmiş zaman ve de past perfect continuous tense. Evet, bu da zannedersem Türkçe'de bir çekimi yok. Bu da misli geçmiş zaman oluyor bir nevi. Evet arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şimdi simple past tense İngilizce'de cümle kurulum şekilleri şu şekilde diyoruz. Şimdi arkadaşlar, simple past tense dediğimizde simple basit demek, değil mi? Basit geçmiş zaman. Evet. Diğerleri bazı özellikleri var işte, geçmişte devam eden, misli geçmiş zaman vesaire. Ama şimdi biz simple past tense öğreneceğiz. Evet. Olumlu cümle yapısı, olumsuz cümle yapısı ve soru cümlesi yapılarını öğreneceğiz ve de soru cümlelerinin başına VH question soru kelimelerini getirdiğimizde nasıl kullanıldıklarını öğreneceğiz. Evet, hemen bir olumlu cümle yapısıyla başlayalım. George cleaned his room. Bakın arkadaşlar, George odasını temizledi. Evet, bu cümlede arkadaşlar özneden sonra kullanılan, özneden sonra fiil, düzenli fiil kullanılmış. Düzenli fiillerde fiilin sonuna ed takısı geliyor. Ed. Yani Türkçe'de et diye görünüyor. Fakat İngilizce'de ed takısıdır. Ed takı kullanımı bazı fiillerde çok ufak değişiklikler gösterir ve yazı dilinde kullanırken farkına varırız. Study, studied, dance, danced gibi. Bakın arkadaşlar, dans ifadesinde, yani dans etmek, iyi var burada zaten. Bu ne oluyor? Danced oluyor. Sadece D geliyor. Study. Y düşüyor. Studied oluyor. Hani benim öğrencilerim şey derdi buna. Türkçedeki kaynaştırma durumuna benziyor. Yani Türkçede de olur ya şiirlerde böyle, yok pardon. Sessiz harften sonra gelen sesli harf birbirine bitişir gibi. Evet. Andre went to school. Andrei okula gitti cümlesinde go'nun ikinci hali went'i kullanmışız. Burada ise fiilimiz ne olmuş arkadaşlar?
ikinci haline geçerken düzensiz bir yapıda kullanılmış. Go, went arasında herhangi bir bağlantı yok. Clean, cleaned oluyordu. Fakat go, went onu vermiş arkadaşlar. Şimdi olumsuz cümle yapısı ve soru cümlesine geçmeden evvel hemen şu biraz aşağıya doğru indiğimizde düzenli fiillere örneklerden bakalım. Open, opened, play, played, değil mi arkadaşlar? Bakın hemen ed takısı geliyor. Düzensiz fiillere bakalım. Break, broke, speak, spoke, write, wrote, read, read. Bu ilginçtir. İkisinin yazılışı aynıdır. Fakat okunuşları farklıdır. Past tense'de read diye okunur. Present hali read şeklindedir. Evet, biraz da aşağıya gelelim. Burada tam bir liste var arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. Accept, accepted, agree, agreed, answer, answered, ask, asked, believe, believed, borrow, borrowed, copy, copied, dance, danced, died, sorry, die, died, happen, happened, invite, invited. Değil mi arkadaşlar? Hepsinde bakın ed takısı geliyor. Peki bir de düzensiz fiiller irregular verbs'lere bakalım. Bakın be, was, were. Evet. Bunların ikinci halleri var burada. Evet bakalım. Begin, began, bring, brought, build, built, can, could, catch, caught, choose, come, came, cost, cut, do, did, draw, drive. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi düzensiz fiillerin hiçbirinin sonuna ed takısı gelmiyor. Değil mi arkadaşlar? Geliyor mu? Gelmiyor. Onun yerine ne oluyor? Bakın birinci haliyle ikinci hali değil. Farklı olabiliyor. Birinci haliyle ikinci hali aynı olabiliyor. Başka ne olur? Farklı olur. Aynı olur. Bir de birinci haliyle ikinci hali tamamen farklı olur. Mesela go went. Hiçbir benzerlik yok. Gördüğümüz gibi. Sonra buna örnek evet bakalım. Say. Evet. Bir de sanki neredeyse bize regular verbmüş gibi gelebilecek hear, heard benzeri kullanımlar vardır ki bu da bize kesinlikle düzenli fiil olduğunu göstermiyor. Bunları arkadaşlar şöyle birkaç kez üzerinden gidip sizin için en eğlenceli akılda tutma yöntemi neyse onu kullanıp bunları öğrenmelisiniz. Biz zamanında bunları 5 kez yazdık veyahut tekrar ettik. Ondan sonra önlü arkalı kelime kağıtları, tablo kağıtlar kullanıp önüne işte şeylerini yazdık, Türkçelerini, arkalarına İngilizcelerini, birinci, ikinci, üçüncü halleri vesaire. Ama günümüzde çok daha güzel yöntemler var. Örneğin bunlardan bir tanesi Quizlet sitesidir arkadaşlar. Quizlet'te çok güzel bir şekilde bunları çalışabilirsiniz. Veya buna benzer çok güzel Web 2.0 araçları bulabilirsiniz internette. İnternete Web 2.0 öğrenme araçları yazın arkadaşlar. Bunlar da size öğrenmenizi, akılda tutmanızı kolaylaştıracak araçlar, uygulamalar, aplikasyonlar varlar. Peki, arkadaşlar olumlu cümle yapımızda ne demiştik? Özneden sonra fiilimiz ya ed takısı gelir düzenli ise veyahut düzensiz ise ikinci hali kullanılır ve daha sonradan cümlemizi tamamlayan object bölümümüz, complement part bölümümüz. Evet. Olumsuz cümle yapımızda hemen geliyoruz arkadaşlar. Özneden sonra didn't kullanıyoruz. Bakın. Fakat fiil düzenli de olsa, düzensiz de olsa yalın hali kullanılır. Neden? Cümlemizin past tense'de olduğunu bize didn't auxiliary verb'ü yani yardımcı fiili bize gösteriyor. O yüzden fiilimiz yalın halde olabilir. Gelelim şimdi arkadaşlar soru cümlesi. Soru cümlelerin başına did gelir.
Aynı şekilde did cümlemizin simple past tense olduğunu bize bildirdiği için fiillerimiz yılın halde kullanılıyorlar arkadaşlar. Peki hemen bir okuyalım. Did George clean his room? Did Andre go to school? Değil mi arkadaşlar? Peki. VH soru cümleleri. VH question'dan sonra did, sonra subject yani özne, sonra fiilin birinci hali ve tamamlayan parça gelir. Where did you go yesterday? Yarın nereye gittin? Pardon, yanlış söyledim arkadaşlar. Dün nereye gittin? Evet, değil mi arkadaşlar? Evet, kusura bakmayın. Dilim suçtu. Evet. Şimdi simple past tense olumlu cümle örneklerimize bakalım. I opened the window. You broke my heart. He played Minecraft yesterday. She spoke very loudly. We wrote the thesis. They read four books last week. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunların yanlarında Türkçeleri de yazıyorlar. Videomuzun bulunduğu sayfamızda bunları ayrı ayrı hepsini inceleyebilirsiniz. Simple past tense olumsuz cümle yapısı. Arkadaşlar ne demiştik? Özneden sonra özneden sonra ve fiilimizden önce didn't auxiliary verb'i geliyor. I didn't open the window. You didn't broke my heart. He didn't play Minecraft yesterday. She didn't speak very loudly. We didn't write the thesis. They didn't read four books last week. Evet. Neden read diye okudum? Çünkü read. Değil mi? Birinci hali read diye okunur. Peki. Geldik arkadaşlar. Şimdi simple past tense İngilizce soru cümle yapısı. Yes, no soruları. Did you open the window? Did you break my heart? Did he play Minecraft yesterday? Did she spoke very loudly? Did we write the thesis? Did they read four books last week? Evet. Peki ne oluyor? Cümlemizin başına did geliyor ve fiille did arasına özne var. Fiillerimiz her zaman birinci halde ne zaman didn't ve did kullandığımız olumsuz ve soru cümlelerinde fiillerimiz yılın yani birinci hallerindeler. Peki simple past tense VH question örnekleri ve cevapları. Peki. Bakalım arkadaşlar. When did you open the window? I opened the window in the morning. Why did you break my heart? Oh, I'm sorry. I was only joking. Neden kalbimi kırdın? O da diyor ki, özür dilerim. Sadece şaka yapıyordum. What did he play yesterday? He played Minecraft. O dün ne oynadı? O Minecraft oynadı. How did she speak? She spoke very loudly. O nasıl konuştu? O çok sesli konuştu. Where did we write the thesis? We wrote the thesis in the library. Tezi nerede yazdık? Biz tezi kütüphanede yazdık. How many books did they read? They read four books. Kaç tane kitap okudular? Dört tane okudular. Peki. Evet arkadaşlar burada gördüğümüz gibi tüm VH soru kelimelerimiz bulunuyorlar arkadaşlar. Evet gelelim aşağıya doğru yes no sorularında. Şimdi başında did ile başlayan cümle sorular yes no sorusudur. Neden? Bakın. Did you begin playing football? Futbol oynamaya başladın mı? Ne der? Yes I did. Evet başladım. Ya da yes, I begin playing football. Evet, futbol oynamaya başladım. Uzunca bir cevap verirken. Ya da, no, I didn't. Hayır, başlamadım. Ya da, no, I didn't begin playing football. Hayır, futbol oynamaya başlamadım. Gibi ifadeler arkadaşlar. Diğer örneklerimizi de sayfamızda görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar simple past tense zaman zarfları hemen hemen hepsi cümlenin sonunda kullanılır. Yesterday, ago, 2 days ago, 3 days ago, last week, last month, last year, last decade, last century, last millennium gibi arkadaşlar hepsi arkadaşlar bunların sıklıkla yani genel itibariyle cümlenin sonunda kullanılır. İstisnalar olabilir. Evet.
He ate a big pizza yesterday. O dün büyük bir pizza yedi. He ate a big pizza last month. O geçen ay büyük bir pizza yedi. Evet arkadaşlar. Düzenli ve düzensiz fiil listelerimizi görmüştük. Evet arkadaşlar. Ve geçmişi bir yerde bırakıp hemen şu anımıza dönüyoruz ve arkadaşlar evet bundan sonraki öğrenmelerinizde simple past'tan sonra arkadaşlar irregular verbs'leri iyi bir şekilde öğrenmelisiniz diye düşünüyorum. Ve konuyu birkaç kez tekrar ederseniz iyice oturacaktır. İngilizce'deki temel iki zamandan bir tanesi olan simple past tense'i böylece iyice pekiştirmiş olacaksınız. İngilizceniz gelişecek ve sizden kaçmaz arkadaşlar, kesinlikle öğreneceksiniz.